burada üretimin önünü açmak amacımız. Yani burası hem bir eğitim yeri hem bir öğrenme yeri. Termede özellikle kadın girişimcilerin iş sahibi olması amacıyla kurulan İstiridye Mantarı Üretimi Tesisinde faaliyetler başladı. Güzel bir proje Terme ilçemiz için. Yaklaşık 4,5 milyon lira gibi bir hibeyi kapsayan. Mantarla ilgili burada bir yerleşik kültür var bildiğimiz gibi. Bunu daha kültür mantarı haline dönüştürmek suretiyle burada üretimin önünü açmak amacımız. Alternatif tarım ve istihdam katkı projesi kapsamında kurulan tesisi ziyaret eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, son zamanlarda yaşanan mantar zehirlenmelerine dikkat çekti. Mantar deyince aklımıza zehirlenmeler de geliyor arkadaşlar bildiğimiz gibi. Geçtiğimiz bir ay boyunca özellikle zehirlenme vakalarında ülkemizde can kayıpları da verdik maalesef. Yani benim bildiğim 10-15'imizden de can kaybı oldu değişik illerimizde. Ya Allah'a şükür Samsun'umuzda can kaybı olmadı ama bizim 71 tane mantar zehirlemesi vakamız oldu. Sadece Samsun'da bu azımsanmayacak bir rakam. Ve bunlar hastanelerimize tedavi görmek suretiyle sağlıklarına kavuştular. Hala yatanlar da var. Çünkü bu gerçekten çok ciddi bir zehirlenmeye yol açıyor. Yani bu işin şakası yok. Bu manada kültür mantarı ve istiridye mantarı gibi bizim kendi elimize ürettiğimiz mantarların tüketilmesi de son derece önemli. Aksi takdirde doğadan toplayacağımız mantarlardan neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Mantar üretim tesisinde eğitimlerini tamamlayan kadın girişimciler Samsun Valisi Dağlı'dan sertifikalarını teslim aldılar. Leyla Şahin. Kadın üreticilerimizin bu manada kendileri burada öğrendikten sonra, çünkü biz önce bu çadırları kendilerine kiralıyoruz. Ardından da kendi işlerini yapmak suretiyle kendi çadırlarını da oluşturacaklar. Yani burası hem bir eğitim yeri hem bir öğrenme yeri.